Babacığım! Bu gürültü de ne böyle? Büyük anne! Büyük anne yardım etmek için acele ediyor. Bu büyük lollipop'u denemek için sabırsızlanıyorum. Bu sesler de ne böyle? Kardeş! Tamam, lollipop bekleyebilir. Yeni bir mutfak şaheserim. Hayır, birisinin ağladığını görüyorum. Şef! Bion ve ben buradayım. Burada neler oluyor? Evet, ne oldu kardeşim? Acıktım. En çok pizza yemek istiyorum. Mükemmel seçim. Çok kolay bir şey. Ben bunu yerdim ya. En iyi pizzayı ben pişiririm. En önemlisi domates salçasını iyice yaymaktır. Peynir ve sosis ekleyin. Ve fırında pişirin. Zamanlayıcıyı ayarlayacağım ve bekleyeceğim. Gözlerime inanmıyorum. Büyük anne torunun ne yaptığına baksana. İşte bakın şef kimmiş. Ay, ay olmadı, düştü. Ah torunum. Ya şimdi nereden hamur alacağım? Vay canına teşekkürler büyük anne. Şimdi gerek olan tek şey bunu doldurmak. Ve harika bir fikir var. Domates salçası yerine marshmallow alacağım. Tek bir boş şey var. Kalmayacak hiçbir şey. Ve sosis yerine ben de skittles olacak. Evet, kız kardeşim kesinlikle bu pizzayı sevecek. Harika. Hemen görebiliyorum. Bir şey anlamıyorlar. Gerçek profesyoneller kolay yoğur aramıyorlar. Pizzamı sıra dışı hale getirmek için hamura mürekkep balığı ekleyeceğim. Harika. Let's go. Şimdi onu iyice karıştıracağım. Evet, işte tam gereken. Ve tabii domates salçası olmadan yapamayız. Şu renk kombinasyonuna bir bakın. Bu harika bir şey. Ama pizzamın daha güzel olması için deniz ürünleri ekleyeceğim. Tam gereken, mükemmel. Bravo. Fırında birkaç dakika pişsin ve pizza hazır olacak. O zaman nasıl geç geçiyor ya? Neredeyse uyuyacaktım. Hem beklendiği gibi mükemmel. Muhteşem. Ve pizzam pek iyi görünmüyor. Evet, onu mahvettim. Tüm pizzalar iyi görünüyor. Bir saniye, bu ne böyle? Salyangoz mu? Bu istiriydi. Hayır, önemsiz değil. Bunu yemeyeceğim. Ayrıca şefin adı da var. İşte baksanıza, bu çok daha güzel. Çok lezzetli. Çok sevdim. Ama büyük annemin pizzası kaldı. Ne harika kokuyor. Ne kadar lezzetli. Her zamanki gibi harikasın büyük anne. Sen kazanıyorsun. Çünkü sevgiyle pişirdim. Tamamdır. Şimdi işe koyulun. Hamburger. Bunu halledebilir misiniz? Okay. Doğal olarak evet. Bebeğim istediği her şey. Tamam, bu zor olmamalı. Ben bununla başa çıkamam. Burgeri yapacağım. Çörekle başlayacağım. Ve çörek altta olmalı ve üstte olmalı. Ve ortada lezzetli bir şey. Nutella gibi. Neden olmasın? Tatlı burger neredeyse hazır. Bu hiçbir şey olamaz. Ya inanmıyorsunuz bana. Çok güzel olacak bakın. Ve şimdi marshmallow. Deneyelim. Evet tatlı. Tam burgerim için. Daha fazla ekleyelim. Daha önce hiç bu kadar saçma bir tarif görmemiştim. Çöreğin üzerine birkaç şekerleme koyacağım. Güzellik. Evet. Size gerçek bir burgerin ne olduğunu gösterme zamanı. Nutella ve şeker yok. Burgerdeki en önemli şey pirzola. Bu konuda size tamamen katılıyorum. Önce küçük bir köfte yapacağım. Ve tavaya koyacağım. İşte böyle. Baksanıza nasıl güzel oldu. Şimdi bastırıyorum.
Ve çevirmeyi unutmayın. Ah durun, bu koku da ne? Kabus! Sakin ol büyük anne, her şey kontrol altında. Marshmallow'un daha lezzetli olması için biraz kızartılması gerekiyor. İşte bu. Sadece jelibon şeritlerini eklemek için kaldı. İşte bu kadar, burgerim hazır. Tatlı çöreği hamburger deme. Bunu duyamıyorum. Şimdi sana doğru burgerin ne olduğunu göstereceğim. Peynir ek olarak içine pastırma eklememiz gerekiyor. Ve elbette onu önceden kızartacağım. Ve tabii ki ne kadar çok olsa daha iyi olacak. Tadam! Hazır! Dünyanın en lüks burgeriyle tanışın. Gerçekten etkileyici oldu. Ama gelenekler hiçbir şeyden daha kötü olamaz. İşte burada burgerim kazanacak. Son bir dokunuş kaldı. Üstüne biraz karamel zarar vermez. İşte bu başka bir konu. Bundan daha iştah açıcı bir şey olamaz. Bakalım. Bacana ne kadar büyük bir burger. Evet ve çok lezzetli. Kesinlikle sen kazanabilirsin. Burada neyimiz varmış? Fena değil aslında. Ama sade bir burger. Ya bunlardan dün yemiştim. Ama bu da yeni bir şey. Vay canına, tatlı burger. Nutella hissediyorum. Jelibonu da. Harika fikir kardeşim. Ama yine de şefin burgeri kazanıyor. Tebrikler. Şaşırtıcı olmasa da güzel. Tatlıya hazır mısınız? Ben öyle. Kurabiye istiyorum. Çok kolay. Her zamankinden daha kolay. Ya çok basit. Nasıl yapmalıydım? Hamuru eziyoruz. Ya torun, yapma böyle, dalga geçme. Onun hiçbir suçu yok. Bak, bir oklava alıyorsun ve dikkatlice açıyorsun. Sonra da şöyle bir yuvarlaklar çekiyorsun. Gördün mü? Bilmiyorum büyük anne, bu biraz sıkıcı. Daha iyi bir fikrim var. Rahatsız etmeyeceğim sizi. Ben kendim yapacağım. Böyle kesiyoruz ve dolgusunu iyice düşünmeliyiz. M&M sekliyoruz ve harika olacak. Şimdi fırına gidebilir. Tamam, gidebilir ama yanma. Benim kurabiyelerim de kızarmaya başladı. Ne kadar güzeller. Hadi ama büyük anne. Bu kurabiyelerle kazanamazsınız. Ayrıca özel bir şey buldum. Eller yukarı. Hadi ama rahatlayın. Bu sadece bir şaka. Sıkıcı kurabiyeler yerine muhteşem bir zencefilli ev yapacağım. Birkaç parça pişirdim. Geriye kalan tek şey onları bir arada tutmaktır. Bunun için kremim var. İşte neredeyse bitti. Tamam, şeker, toz, kar gibi görünüyor. Ay bu çok ilginç görünüyor. Ay tatlım, kurabiyelerin yanıyor. Çabuk çıkar şunu. Ay ne koku ama. Kesinlikle açıcı bir şey olmadı. Ne kadar güzel değil. Bu kömürler de ne böyle? Bunu yemeyeceğim. Asla. Ama bu zaten daha ilginç. Ev mi? Süper. Çok lezzetli. Harika bir şey. Tamam. Diğerlerini de denemeliyim. Çok lezzetli. Kim kazansa. Zencefilli ev benim en sevdiğim. Kimse şüphe etmiyordu zaten. Şimdi benim için patates kızartması yapmanızı istiyorum. Bunu seviyorum. Patatesleri sık sık kızartırım. Şey, henüz karışma. Patatesleri soymam gerekiyor. Hey! Rainbow, bizi rahatsız ediyorsun. Ne? Ah, özür dilerim. Matkap yüzünden hiçbir şey duymadım. Ha, bundan sonra daha dikkatli olacağım. Yine de patateslerim neredeyse hazır. Onu iyice kesmemiz gerekiyor. Dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü dimler tam olarak patates kızartması gibi görünmeliler. Ve başardım.
Ama neden farklı renklerde patates kızartması yapmıyoruz ki? Çok güzel olacak. Bravo Rainbow. Her zamanki gibi fikirlerini beni şaşırtıyorsun. Ve şimdi ya? Ay neden bu kadar çok ekliyorsun? Ya az az dökmelisin. Teşekkürler büyük anne. Patatesin ilk şeyi hazır. Tek yapmamız gereken tüm dilimleri güzelce tabağa koymak. İşte böyle hazır. Benim de kızartma zamanım geldi. Biraz tereyağı eklemenin tam zamanı. Ve tabii ocağı daha iyice açmalıyız. Şimdi patatesleri yağ atıyoruz. Yanmamak için dikkatlice yapmak gerekiyor. Wednesday, senden ketçap alabilir miyim? Ay teşekkürler. Pekala, patates kızartman neredeyse hazır. Ay al çocuğum. Geriye kalan tek şey onu tabağa koymaktır. Torunum buna bayılacak. Aa, ben de çok heyecanlıyım. Peki neden bu kadar seviniyorsunuz? Şimdi size gerçek patates kızartmasının ne olduğunu göstereceğim. Şey teşekkürler. Of ya her zaman diğer tarafının fiskiyeye ihtiyacı olduğunu unutuyorum. Ay tamam sorun değil bu sadece gıya boyası. Çok korkuyorsunuz. Ay çok korkunç göründün. Tamam neyse yine de bunu siyah yapacağım. Şey yardımın için teşekkürler alabilirsin. Şimdi benim görevim patatesleri güzelce böyle koymak. Bu turda benim patatesimin kazanacağından eminim. Biraz ketçap ve hazır. Her şey çok güzel. Nereden başlasam? Sanırım ilk önce Wednesday'in patatesi olacak. Yine bir siyah şey yapmış. Umarım en azından lezzetli olur. Çok sevdim. O kadar lezzetli ki duramıyorum. Hepsine bir kere değmek istiyorum. Aa, bittiler. Tamam neyse. Çok iyi. Bakalım burada ne var? Evet büyük annenin de kızartması inanılmaz derecede lezzetli. Çok iyisiniz. Ya patatese bayılırım. Onu sonsuza kadar yiyebilirim. Evet son tanesi. Tam. Neyse ki üçüncü bir tabak da var. Bakalım ne kadar lezzetli olacak. Aa, evet çok lezzetli ama aynı zamanda çok güzel. Sanırım onun hepsini de yiyeceğim. Oo, abarttım ben galiba. Aa, tutun beni. Ay kızlar hepimiz kazandık. Ne kadar Wednesday'in korkunç eli var. Bu sefer hamburger istiyordum. Umarım beni hayal kırıklığına uğratmayacaksınız. Yapılacak. Kolay. Henüz hamburger pişirmedim ama bunun zor olacağını düşünmüyorum. Ay bıçak nerede? Wednesday korkutuyorsun beni. Bana ver bunu. Tamam çabuk kestik şunu. Ve kızartıyoruz. Sonra pirzola pişirmeye başlayabilirsiniz. Onu alıp böyle eziyoruz. Asıl önemli olan onun gerçekten lezzetli olması. Ve biraz peynire de ihtiyacımız olacak. Ve şimdi hamburger toplamaya başlayabiliriz. Ve tabii ki ketçap ekleyeceğiz. İşte bu burger hazır. Aa, benim de çöreğe falan ihtiyacım olmayacak. Ay ne oldu korkuttum şeyi galiba. Böyle yapma çocuğum. Sorun değil. Cindy'ye özel tatlı burgerimi hazırlayacağım. Onun için kesinlikle bayılacak. Ve ekmek yerine en lezzetli donut kullanacağım. Ve içine her şeyden önce beyaz çikolata ekleyeceğim. Ve hepsi bu kadar değil. Sonra biraz sıvı şeker ekleyeceğim. Bu arada oldukça ekşi. Ama yine de çok lezzetli. Marshmallow ve jelibon kesinlikle gereksiz olmayacak. Ayrıca Cindy'nin çilek şurubunu bayıldığını da biliyorum. Öyleyse ekliyoruz.
Ama orada bir sürü şeker var. Hepinizden daha iyi yapmaya çalışıyorum. Sadece burger değil, daha iyi bir şey, kafa şeklinde bir şey. Önce köfteyi kızartacağım, büyük ve sulu olacak. Ve üzerine peynir ekleyeceğim. Evet, onu böyle keseceğim. Ve üst çörekte iki delik açacağım. Bana biraz hardal getir. Oy hayır. Tamam al şunu. Teşekkürler canım. Bu deliklerden hardalı damlatacağım. Ve şimdi salatalıktan dilini yapacağım. Ve üst çenesini böyle peynirden yapacağım. Ayrıca domates ve biraz ketçap ekleyeceğim. Ve şimdi daha lezzetli olması için gözleri. Baksanıza çok korkunç oldu. Hazır. Cindy hadi afiyet olsun. Aa, ne kadar havalı. Aa, Wednesday yine beni korkutuyorsun. Ama aslında ilginç görünüyor. Bunlar jelibon gözler. Aa, onlara bayılacağım. Ham ham ham. Şimdi bakalım burgerin tadı nasıl? İşte onun kafa şeklinde yapma fikri çok iyi. Evet, çok lezzetli. Çok mutluyum. Harika. Ve şimdi sıradaki burger büyük anne. Büyük anne çok lezzetli ama sıradan bir şey. Ben daha fazlasını bekliyordum. Vay canına, Rainbow Burger'e ne kadar güzel. Tadına bakalım. Bu çok lezzetli ama fazla tatlı. Bu turda Wednesday kazanıyor. Tebrikler. Sonunda. Ben çok susadım. O yüzden beni şaşırttın kokteyli. Şaşırtmayı biliyorum. Tamamdır. Kokteyl mi? Ay, hayır rahatsız etme beni. Tamam torunum. Pekala. Nasıl yapacağım bu yeni kokteylinizi? Ay, sütü ekleyeceğim. Ama görünüşe göre önce onun içinde çikolata eritmeliyim. İşte böyle kokteylim nasıl da hazır görünüyor. Onu özel bir bardakta sunacağım. Umarım Cindy mutlu olur. Kakaoyu seviyor. Sıradan kakao çok sıkıcı. Neden daha kurnaz bir tarifle kokteyl yapmıyorsunuz? Öncelikle bir parça beyaz çikolataya ihtiyacım olacak. Ay ne kadar lezzetli. Onu işte böyle eriteceğim. Ve sonra biraz şeker ama birazcık. Ve en önemlisi lezzetli olması tabii ki. Ve şimdi biraz da süt ekleyebiliriz. Ya açım artık. Ay. Biraz kirlendim ama hiçbir şey sorun değil. Süt çok lezzetli, o yüzden ben de lezzetliyim demektir. Tamamdır. Kokteylimi daha parlak hale getirmek için biraz ve gıda boyası ekleyeceğim. Bu çok daha lezzetli olacak. Evet, tam gereken. Ayrıca servisle de uğraşmayacağım. Böyle mavi bir şey alacağım ve süsleyeceğim bardağımı. Evet, çok güzel görünüyor. Bu pasta süsü de müthiş oldu. Ve şimdi içine döküyorum ama dikkatlice. Ve tabii ki krema ekleyeceğim. Herkes onu sever. Ben bile. Ve son dokunuş marshmallow. Ve tabii ki pipet. Hazır. Ay çok güzel görünüyor Wednesday. Geriye sen kaldın. Ben de çok orijinal bir kokteyl yapacağım. Öncelikle kafatası şeklinde havalı bir bardakta olacak. Şuna bakın ne kadar havalı. Onu çilekli şurupla süsleyeceğim. Bu çok korkunç görünecek. Ve içine sıradan kakao dökeceğim. Baksanıza harika oldu. Ama onu da krem şantiyle süsleyeceğim. Bu yüzden biraz daha ilginç görünecek. Ayrıca elimde yarasa şeklinde jelibonlar var.
Şimdi kesinlikle buna bayılacak. Hazır. Wednesday kokteylinle başlayacağım. Yine korkutucu görünüyor. Ve bu korkunç şerebonları kesinlikle yemeyeceğim. Lezzetli ama sıradan kakaoya benziyor. Bakalım büyük anne ne yapmış? Aa, tatlı bir bardağı var. Bakalım. Ay yine kakao. Ama Rainbow'un kokteyli çok da ilginç görünüyor. Aa, bayıldım marshmallow'ya. Ve pasta süsü de lezzetli. Vay canına, işte bu gerçek bir kokteyl. Rainbow, sen kazandın. Yaşasın, çok uğraşmıştım. Parara kanalına abone ol. Çünkü en ilginç ve komik meydan okumalar seni burada bekliyor. Görüşürüz. Bye bye.